Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018 TYT örneği sorularının matematik kısmını bir önceki videoda çözmüştük. Şimdi de geometri sorularının çözümüyle karşınızdayız. İlk soruyu çözmeye başlayalım. 29. soruydu. İlk geometri sorusu. Şekil 1'de verilen üçgen şeklindeki bir kağıdın bir kısmı şekil 2'deki gibi DE boyunca katlanıyor. MA 65 ve MC eşittir 45. Yani şu açı 65 derece, burası 45 derece ise bize sorduğu açılar şunlar. X ile Y'nin toplamı nedir diye soruyor. Öncelikle şuradaki kısmı şuraya eşit diyebilir miyiz? Yani buradaki alfa derecelik açı aslında şurası eder mi? Eder tabii ki. Peki ben şu açıları biliyor muydum daha önceden? Şurası 45 dereceydi değil mi? Şurası da 65 dereceydi. Peki şu alfayı bulabilir miyiz? Buluruz. 65 artı 45 eşittir 110. Ben 180 dereceden 110 dereceyi, yani üçgenin iç açıları toplamı olan 180'den 110'u çıkarırsam 70. Bu da neye eşittir? Zaten alfaya eşittir. Demek ki şu alfa açısı kaç dereceymiş? 70. Pekala. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Bakın burada alfa derecelik bir açı vardı. Şurası ve şurası paraleldir. O yüzden burası da alfadır diyebilirim. Şimdi zaten soru bitiyor. Neden? Çünkü 70 ile 65'in toplamı eşittir 135. Bu bana x'i verecektir. Neden? Çünkü iki tane iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıyı veriyordu. Pekala, alfa ile 45, yani 70 ile 45'in toplamı da bana 70 artı 45 115. Bana neyi verir arkadaşlar? Y'yi verir. Burada da iki tane iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıyı verir kuralında. X artı Y'yi sormuştu. 135 ile 115'i toplarsak 250 derecelik açı çıkar karşımıza. Bunun da cevabı verir diyebiliriz. Diğer soru da 30. soru. Bu da güzel bir soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde EFKL'ye, bu da DC'ye paralel olmak üzere AL'yi 7 santimetre vermiş. Yani AL dediği yer hangi kısım? Şurası arkadaşlar. Bakın burası 7 santimetreymiş. Pekala, FC kısmını da, şurayı da 8 santimetre olarak bize vermiş. Peki ortak olan yer neresi? EL'ler değil mi? EL ve FK birbirine eşit. Şuraya X diyebilirim. Yani bunlar X. Şuraya da gelin Y diyelim. Şuraya da Z diyelim o halde. Daha açık halde görünsün diye. Şöyle bir ifade var elimde. X ile Y'yi toplarsam 7 yapıyormuş. X ile Z'yi toplarsam da 8 yapıyormuş. O halde ben alttakinden üsttekini çıkarırsam Z eksi Y'nin 1 olduğunu, yani Z uzunluğunun Y'den bir fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu benimde dursun. Bu birazdan işe yarayacak. Şimdi bir de şöyle bir ifade var. ABFE, yani şuradaki kısmın alanı kaçmış arkadaşlar? 32. Bir de şuradaki bir dikdörtgen var. LKCD dikdörtgeni. Burayı da 48 olarak vermiş alanını. Şimdi bunların uzunlukları, pardon, yükseklikleri diyelim daha doğrusu, birbirine ortak. Ortaksa şurada 32'lik alanı hangi ifadeyle elde edebilirim? Y çarpı H ile. Y çarpı H eşittir 32'ymiş. Bir de şurada Z çarpı H var. O da neyi veriyor bize? Z çarpı H eşittir 48. Şuradaki LKCD dikdörtgeninin alanını veriyor. Peki ben buradan Z ve Y hakkında az öncekine benzer bir bilgi elde edinebilir miyim? Bakın gelin bunları oranlayalım. H'lar bir gitsin. 32'yi 16'ya bölersek 2, 48'i 16'ya bölersek 3 gelir. Y bölü Z'nin aslında 2 bölü 3 olduğunu, yani Y'ye 2K, Z'ye de 3K dememde bir mahsur olmadığını görüyorum. Peki yazarsak yerine 3K eşittir 2K artı 1 ise K buradan ne gelir? 1 gelir. Demek ki Z'nin uzunluğu 3K idi ya arkadaşlar. Demek ki şurası kaç birimmiş? 3 birimmiş. O halde LD uzunluğu da 3 birimdir. Peki bir de ne vardı? 2K'lık bir uzunluk vardı. O da Y idi. 2K ise K'da 1'di. Burası da 2'ymiş. Benden nereyi istemiş? AD kaç santimetredir? Yani şuranın tamamı kaç santimetredir diye sormuş. 2 santim burada, 3 santim burada, 5 santim. Bir de bizim x'imiz vardı ki zaten ben 7'yi biliyordum şurada. Hani ekstradan bir şeyler bulmamıza da lüzum yokmuş aslında. Hepsini bulduk ama burası 7'ymiş zaten. 3 de burada. Toplam uzunluk 10 santimetredir deriz. Bir diğer sorumuzdayız. Arkadaşlar öncelikle bu soru da bayağı uzun ve karışık bir soru aslında. Aslında pek de uzun değil. Tek
Bizim sıkıntımız şu, bunu yerden bakıyormuş gibi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki çocuk var, bakın çocuğun ismi de Doruk'muş. Bu Doruk'un da boyunun bir uzunluğunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bakın aslında şeklimiz şöyle. Soruyu okumadan önce soruyu şu şekilde şekillendirebiliriz. Bakınız arkadaşlar, şurada Doruk olsun bunun boyu. Daha sonrasında şurası yer olsun. Şunu da şöyle çekersek. Evet, sonrasında bunu şu şekilde indirelim. Arkadaki bina olsun bu. Şurayı da şöyle indirirsek. Evet, düzgün bir şekil oldu. Şimdi bir de tabii Doruk vardı değil mi? O Doruk'u da şurada bir yerde kullanacağız. Şimdi Doruk'un yürüme yolunun hizasında 30,5 metre. O 30,5 metrelik binayı şu şekilde gösterebiliriz. Şuraya 30,5 diyelim. Hatta onu şöyle dışarı gösterelim ki şeklimizin içine karışmasın. Şunu şöyle indirelim. Şurası binamız olsun. Evet, kusura bakmayın. Şurası 30,5 metrelik bizim binamız. Ve 75,5 metre yüksekliğinde aralarında 600 metre mesafe olan iki tane bina durmaktadır. Yalnız binanın hepsini 75,5 vermemiş. Şurada görebildiği bir kısım var. 75,5'tan 30,5'u çıkarırsak şuranın uzunluğu da ne olacaktır arkadaşlar? Şu kısmın uzunluğu 40 metre olacak, pardon 45 metre olacaktır diyebiliriz. Evet. Şimdi devam edelim. Doruk 30,5 metre yüksekliğindeki binadan 1200 metre uzaklıktayken aradaki 75,5 metre yüksekliğindeki binanın sadece 30,5 metrelik kısmını görebilmektedir. Yani sadece şurasını görebiliyor. Göremediği kısım şurada duran 45 metrelik bir bina boyu var. Doruk yol boyunca aynı hizada 600 metre yürüdükten sonra aynı şekilde binalara baktığında arkadaki binanın kaç metrelik kısmını görebilir diye sormuş. Bize önce Doruk'un boyu lazım. Ben bu Doruk'un boyuna gelin arkadaşlar biz buraya H diyelim. Şurası Doruk'un boyu olsun. Pekala, şimdi ben bu Doruk'un boyundan itibaren karşıya doğru bir doğru çekeyim. Yani şuraları H ve H diye yine bölsün. Burası H ve burası H olursa şurası 30,5 değil miydi? Burası 30,5 eksi h olacaktır. Buranın da tamamı 45'ti. Dolayısıyla şurayı h diye ayırırsak burası da 45 eksi h olacaktır. Pekala, şurada benzerlik yaparsak nerede benzerlik yapacağız? Bakın şurası 1200 metreydi ve burası da 600 metreydi iki binanın arası. Gelin şurası 1200 olsun, burası da 600 olsun madem öyle. 1200'ün 1800'e yani tamamına oranı 1200 bölü 1800. Ben bunu nasıl yazabilirim? İkisini de 600'e bölersem 2 bölü 3 diyebilirim. 2 bölü 3 eşittir. Ne diyeceğiz? Şu kısmın yani 30,5 eksi h'ın neye oranı? 45 eksi h'a oranı diyebiliriz. Şimdi devamını getirelim. Şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 2 çarpı 45, 90 eksi 2h eşittir. 3 çarpı 30,5 ne yapacaktır arkadaşlar? 91,5 eksi 3h'a eşit diyeceğiz. Şu eksi 3h'ı bu tarafa atarsak h kalır. 90'ı diğer tarafa atarsak 91,5'tan 90'ı çıkar. 1,5. Aha da Doruk'un boyunu buldum. Bu Doruk'un boyu. Pekala, şimdi bunun biraz daha yürümüş halini çizmemiz gerekecek. Onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu yine Doruk'un boyu olsun. Şu şekilde çıkaralım. Evet, sanırım düz oldu. Değil mi? Bir tek şurası yamuk. Orayı da düzeltelim. Evet, Doruk biraz daha yürümüş. Yürüdükten sonra alınan şekil. Şurada Doruk'un boyu vardı. Neydi? 1,5 metreydi, değil mi? Ben yine buradan karşıya doğru Doruk'un boyundan itibaren bir doğru çekersem yere paralel olacak şekilde. Şu şekilde. Evet, şurası ne oldu arkadaşlar? Gene 1,5 oldu. Şurası da 1,5 oldu. Peki 600 metre yürüdükten sonra burada 600 metrelik bir mesafe kaldı. Yine burası da 600 metrelik mesafeydi. İki tane binanın arası. Bu binanın boyu neydi? 30,5'tu. Şurası tamamen 30,5'tu arkadaşlar. Pekala, 30,5'sa 1,5'unu geri çıkarırsam ne kalır? 29. Şimdi ben şuradaki binanın boyunu merak ediyorum. Az önce Doruk'un boyunu bilmiyorduk. Şimdi şurada göremediği kısmı merak ediyorum. Pekala. Ne yapabiliriz? Şurası 600'dü. Burası da 600. Gene bir üçgen benzerliği yapalım. 600'ün 1200'e oranı yani 1 bölü 2 eşittir. 29'un x'e oranı diyeceğiz. 29 bölü x'e. 2 katıysa burası da 2 katı olacak. X eşittir 58 diyebiliriz. Doruk'un
Arkadaki binanın göremediği kısmı 58 metre artı bir de kendi boyu kadar şurada vardı 1,5 metre eşittir ne olacak? 59,5 metre olacak. Binanın boyu neydi arkadaşlar? 75,5 metreydi. Ben bundan 59,5'u çıkarırsam geriye elimde sadece 16 metrelik görebildiği kısım kalır. Bu da C seçeneğinde verilmiştir. Uzun çözdüysem affola, daha kısa çözen varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Tavsiyelerini alalım. Yukarıda geometri tahtasında bir lastik A ve B noktalarındaki çivilere takılmıştır diyor soruda. Devam edelim. Aynı lastik A ve B noktalarındaki çivilerle birlikte K, L, M, N ve O noktalarındaki çivilerin hangisinden geçirilir ise geometri tahtası üzerindeki lastik ile ikizkenar üçgen oluşturulmuş olur diye soruyor bize. Şimdi bizim elimizde ne varmış onu bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki bakın şurada A ile B çivilerine birer lastik takılmış ve lastiğin şu ucunu alacağım. Şuradaki noktalardan bir tanesini takacağım ve bu noktalara taktıktan sonra elinde de bir ikizkenar üçgen oluşsun istiyor. Şimdi hangisi gibi görünüyor ilk bakışta? Size en yakın yeri. Tabi burada direkt hani biraz daha hani tabiri caizse göz var, izan var. K noktasını ve O noktasını burada eleyebilirsiniz. Peki bunlardan hangilerini alacağız? Şöyle diyebilir miyiz? Bakın ben burada A ile N noktasını birleştirsem şu şekilde. Sonrasında da B ile N noktasını birleştirsem. Yani lastiği buradan tuttuk ve buradan geçirdik. Şu an lastik A, B ve N noktalarında takılı. Değil mi? Peki ben bunu yaptıktan sonra elime ne geçti? Nasıl bir ikizkenar üçgen oluştu? Bakın arkadaşlar şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. O halde şuradaki kenar 5 birim. Şurası yine 3 birim ve yine burası 4 birim. Burası da 5 birim. Artık diğerinde 5 birim gelse dahi zaten her eşkenar üçgen ikizkenar üçgen olduğu için sıkıntı yok diyeceğiz. Zaten burası da kaç birim arkadaşlar? 6 birim geliyor. Burada bir ikizkenar üçgenimiz oluştu şu şekilde. Dolayısıyla demek ki ben bu lastiği nereden girip nereye takmam gerekiyormuş? N'ye takmam gerekiyormuş deriz. 33. soru. Yani gerçekten hani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu karşımıza sınav esnasında çıksa gerçekten hani standart sapması falan çok yüksek sorulardan bir tanesi olur. Özellikle geometri sorularını hani şekilden şekle sokacağız diye gerçekten bir çaba sarf etmişler. Tamam sorular güzel eyvallah ben sorulara hiçbir şey söylemiyorum. Ama yani el insaf bu öğrencilerin de bu soruları çözebilmeleri gerekiyor. Yani hiçbir soruyu öğrenciler çözemeyecekse hani tamam yaparsın 10 tane soru sorarsın. Bundan 2 tanesi 3 tanesi seçici soru olur, belirleyici sorular ama soruların neredeyse hepsi belirleyici ve seçici sorular. Standart sapması yüksek sorular. Öğrencilerin işi zaten zor. Bir de biz iyice zorlaştırıyoruz diye düşünüyorum. Buradan da inşallah sesimizi bir yerlere duyurabiliyoruzdur. Yani sonuç olarak az kitlelere hitap ediyoruz ama birileri sesimizi duysun artık. Çünkü öğrencilerin gerçekten işleri zor. Hani bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir sınav ama Milli Eğitim okullarında bu tarz sorular anlatılmıyor diye tahmin ediyorum ben. Artık takdiri sizlere bırakıyoruz. Öğrenciler ne düşünüyorlarsa onlar da yorum kısmına paylaşabilirler. Soru yok oğlum. Soru güzel. Sorulara lafımız yok. Ama dediğimiz gibi zor sorular sadece. Telden yapılan AKL üçgeni bir konumundayken ok yönünde şekildeki gibi döndürülerek sırayla AC ve CE üzerinde yol alarak iki konumuna getiriliyor. Yani arkadaşlar bu üçgeni ben bu şekilde yatırıyorum. Daha sonra bir daha çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum. Versiyon şuradaki hali alıyor. Yani şu 90 derecelik dik köşesi E noktasına geldiğinde bitiriyoruz artık orayı. Bize CE'nin uzunluğunu yani şuradaki uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bu uzunluğu bulabilmenin yolları tabii ki var. Bakın 3, 4 ise şurası 5 üçgeni zaten. Özel üçgenden faydalanabiliriz. Burası 3 kenarının üzerindeyken bir sonraki hamlesinde 5 kenarının üzerinde olacak. Zaten bize AC'nin yani tamamının 10 santimetre olduğunu vermiş arkadaşlar. Zaten 8 santimetresini şurada harcadık. Bir kere ben bunu bir defa daha çevirdiğim zaman 4 kenarının üzerine gelecek. Zaten ama şurası 2 santimetreydi. Şimdi ne yapacağız? O halde diyeceğiz ki arkadaşlar şu üçgen şu şekilde duracak. Şurası da 4 santimetrelik kenarımız olacak diyebiliriz ki buradan şurayı hesaplayabilirim, değil mi? Burası 2 santimetre, burası 4 santimetre. 4'ün karesi 16'dan 4'ü çıkarırsak 12. Demek ki burası kök 12'ymiş yani 2 kök 3'müş diyeceğiz. Şuraya kadar olan kısmın uzunluğunu bulduk. 2 kök 3 santimetre.
Şimdi en son 4'ün üzerine gelmiş. Zaten sırayla gidiyor bakın. 3'te, 5'te, 4'te. Sonra tekrar 3'te, 5'te, 4'te duruyor. Şimdi en son 4'te durmuştu. Demek ki 5 birimlik daha ilerleyecek. Şurası 5 birimlik olacak. Sonrasında tekrar döndürdüğümüz zaman nereye gelecek? 3'te, 5'te, 4'te demiştik. 4 kenarının üzerine mi gelecek? En son 4'e gelmişti. Hayır, şurası özür dilerim. 5 değil, 3 olacak. Sonra 5'te duracak ve sonra tekrar 4'e gelecek ve duracakmış demek. Yani şurası kaç santim? 3. Burayı da 5 santim bulmuştuk. 8. 4 de burada var. 12. 12 santimetre artı. Bir de şurada bulduğumuz uzunluk vardı. 2 kök 3 santimetre. Demek ki cevabımız 12 artı 2 kök 3 santimetre. Yani E seçeneği olacak diyebiliriz. Yalnız gerçekten tekrar ediyorum. Hani şu soruları yani girdiğimiz sınıflardaki öğrenci potansiyelini de biliyoruz. Çoğu öğrencimiz çözemeyecek. Hani ben özel kurumdayım. Milli Eğitim'in hocalarının ben zannetmiyorum hani bu şekilde zor sorular çözdüğünü ki Milli Eğitim bu soruları hazırlıyor. Siz düşünün artık. Buna göre şekil vermiş bir tane. Şurası 4 santimetreymiş. Bunu bu şekilde pizza dilimi gibi 6 tane eşit parçaya ayırmış. 6 eşit parçaya ayırdıktan sonra da bu 6 eşit parçaya ayırdığı kısımları bakın şunu, 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 şunu ve şunu ve şunu. Bu şekilde yan yana koymuş. Sonrasında şuradaki O ve şuradaki nokta, bu noktaya da İ noktası diyelim. O'dan İ'ye kadar şu şekilde birleştiriyor arkadaşlar. Diyor ki bu şekilde oluşan şu yeşil bölgenin alanını soruyor. Şekil 2'deki boyalı bölgenin alanını soruyor. Şimdi zaten şu işaretlediklerimiz yani şunlar. Bunlar zaten şuradaki daireden çıkma parçalar olduğu için bunların hepsinin de toplamı ne olacaktır? Bizim dairemizin alanıdır. Yani bizim elimizde taş gibi bir alan var. Pire kareydi değil mi? Dairenin alanı. R'si ne burada? 4'tü. Pi çarpı 4'ün karesi eşittir. 16 pi'lik bir alanımız zaten var bizim. Geriye kalan alan şu üçgenlerin oluşturduğu alan. Bakın bunlar üçgen değil. Dikkat edin. Üçgen değil. Ama şunlar birer üçgen. Değil mi? Doğrusal bakın bunlar. Şuradaki hepsi doğrusal. Peki nasıl hesaplayabiliriz buradaki üçgenlerin alanını? Arkadaşlar eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü değil mi? A kare kök 3 bölü 4 ise bizim burada A'mız yani bir kenarımız kaç santimetre uzunluğunda? Burası 4'tü. Bunların hepsi 4'tü zaten. O zaman 16 kök 3 bölü 4 dersek 4'leri de sadeleştirelim. Üçgenlerin alanı da 4 kök 3'müş. Peki kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen var. Ben bunu 5 ile çarparsam 4 kök 3 çarpı 5 eşittir 20 kök 3. Demek ki bizim oluşturumu tüm şeklin alanı nedir? 20 kök 3 artı 16 pi'dir diyebiliriz. Bu cevap da sanırım A şıkkında var. Devam edelim 35. soruyla. Bak bu soru güzeldi. Harbiden güzeldi. Şimdi yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden ardışık tam sayılar olan 5 tane kare verilmiştir. Bu kareler yan yana getirilerek aşağıdaki şekil elde ediliyor demiş. Buna göre elde edilen şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi tabii ki şöyle yapabiliriz. Yani hani buna A santimetre diyelim. Bunların bir kenarı ardışıksa eğer kenarları ardışıksa buna A artı 1, buna A artı 2, işte buna A eksi 1, buna da A eksi 2 falan diyerek çözebiliriz ama şurada bir tane arkadaşlar ne denir ona? Bir incelik fark etmemiz gerekiyor. Bakın şu ikisi zaten burada yan yana değil mi? Ardışık olduğu için şu kısım ne kadar santimdir arkadaşlar? Bir santimdir değil mi? Bakın fark ettiniz mi onu? Şunun kenarı A ise şurası A eksi 1 olması lazım. O yüzden şunun kenarı nedir? 1. Yani bunun bir kenarı neymiş? 1. O zaman bunun bir kenarı 2. Bununki 3, bununki 4, bununki de 5'tir diyebiliriz. Madem öyle işimiz bitti. Şuraya 5 santim, buraya 5 santim, buraya 4 santim, 4 santim, burası 3'tü, 3 santim, şuraya 2 santim, buraya 2 santim. Şuraya ne kalacak? Bakın şurası neydi? 9. Burası da 5'ti. Demek ki burası da 4 santimdir diyebiliriz. Sonra bitti artık geriye toplayacağız. 5 artı 5 9 artı 4 artı 3 7 artı 3 artı 2 5 artı şurası 2 idi artı şurası 4'tü ve şurada bir de 5 santimlik kısım var. 9 artı 7 16 5 daha 21 2 daha 23 4 daha 27 5 daha 32 santimetredir. Bu şeklin oluşan şeklin çevresi dedik. 36. soru. Yukarıdaki koordinat düzleminde birer köşeleri y eşittir x doğrusu üzerinde ve birer kenarları x ekseni üzerinde olan 5 tane kare verilmiştir. Çizilen karelerden en büyüğünün alanı
256 santimetre kare olduğuna göre şekilde gösterilen y eşittir x doğrusu ile bu kareler ve x ekseni arasında kalan boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetredir? Olay şu. Bir tane y eşittir x doğrumuz var. Bütün karelerin birer köşeleri bu y eşittir x doğrusunun üzerinde. Sonrasında bütün bunların birer kenarları da x ekseni üzerinde. Ve bunların hepsi bir kare. En büyüğünün alanı da 256'ymış. Bakın burası 256 santimetre kareymiş. O zaman bunun bir kenarını 16 diyebilir miyim ben? Deriz. Mis gibi olur. E şimdi şurası nedir arkadaşlar? Şuranın tamamı yine 16 mıdır? 16 ise y eşittir x ekseni üzerinde olduğuna göre o zaman burası da 16'dır. Değil mi? Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Burası 16, burası 16 ise ve şu y eşittir x ekseninden kaynaklı şunlar da birbirine eşit olacaksa o halde ben buraya 8, buraya 8 diyebilirim rahatlıkla. Madem burası 8, burası 4. Madem burası 4, burası 2. Şurası da 1'dir denilebilir. O zaman gelin hesaplayalım. Yani ben şu kısımdaki bakın şuranın tamamı. Ben buranın tamamını hesaplarsam şuraya kadar olan kısım neydi zaten? 16'ydı. Yani 16 çarpı 16 bölü 2. Şuradaki üçgenin alanı. Ben buradan neyi çıkarmam gerekiyor? Şurada oluşan karelerin alanlarını. En küçük kare ne? 1, 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 8'in karesini çıkarmamız gerekiyor. Şu 2 ile şu 16'yı sadeleştirip 8. 8 çarpı 16 eksi içeriği de hesaplayalım. 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 ve 8'in karesi 64 deyip şunları toplarsak 80. Bir de şurası 85. Şurası neymiş? 85 eksi 8 çarpı 16'da 80 artı 148'den 128 mi gelir arkadaşlar? 128'den de 85'i çıkarırsak 28 artı 15 eşittir 43 diyebiliriz cevabımıza. Umarım anlatabilmişimdir. 37. soru. Yine bakın bu ben bu tarz soruları sanırım ismi şey olan şekilsiz geometri olan bir kitap görmüştüm. Hiç şekil yok üzerinde ve sürekli bu şekilde kendi çizdirerek çözdürüyordu soruları. Çözmenizi istiyordu. Bu da ona benziyor. Şu şekli ben çizdim bu arada. Bunu ben çizdim. Yazalım buraya da karışmasın. Normalde sorunun orijinalinde bu yok. Kalemle çizmeye uğraşmayayım diye önceden çizdim oraya koydum. Bir kenarı 6 cm olan ABC eşkenar üçgenini çiziniz. Ben çizdim burada. 6. Şuranın tamamı. Burası da 6. Burası da 6. Sonra demiş ki bu üçgenin AC kenarını bulup ben şuraya bir de ABC diyeyim. Şu AC kenarı oldu şurası. AC kenarını çap kabul edecek şekilde bir çember çiziniz. Ben burayı çap kabul edecek şekilde bir çember çizdim. Çizdiğiniz çember ile bu üçgenin kesiştiği noktalara K ve L deyin. Bakın şurada kesişiyor. K diyelim buraya. Şurada kesişiyor. Bir de buraya da L diyelim. Yukarıdaki işlem basamakları doğru olarak yapılırsa elde edilecek K ve L noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetre olur diye soru sormuş bize. Şimdi öncelikle şunu şu şekilde düşünelim. Bakın ben burada A noktasından şuradaki L noktasını bir birleştirelim bakalım. Şimdi burası tam oturmadı. Şöyle çekelim şuraya doğru. Evet, şimdi aşağı yukarı bir şeyler oldu. Şunu şöyle 90'dır diyebilir miyim? Neden? Çünkü zaten burası çaptı. Çap olarak belirlediği için burası 90'dır diyebiliriz değil mi? Şimdi eşkenar üçgende eşkenar üçgenden 90'ı çektiğim zaman burayı iki eşit parçaya bölmez mi? Gayet tabii böler. E burası 3 santim, burası da 3 santim olur değil mi? Şimdi burası 3 santimse, burası 6 santimse buraya ne kalacak arkadaşlar? E şurası 90'dı. Bu da 60 derecelik üçgendi şurası. 30'un karşısı 3'e 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısı neydi? 3 kök 3. Şimdi bana neyi sormuştu? K ve L noktaları arasındaki uzaklığı sormuştu. K ve L noktaları arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Şunu şuradan şöyle çekersek arkadaşlar. Değil mi? Madem öyle. Burası 3, burası 3 ise artık buldum. E burası nedir? Yine 3'tür. Neden? Çünkü bu 60, 60, 60. Yani gene eşkenar üçgen. Dolayısıyla doğru cevap da Denizli'dir diyebiliriz. 38. soru. Bir tane bu şekilde bir altıgen var. Bir kenarı 6 santimetre olan düzgün altıgen kesik çizgilerle gösterilen köşegenler boyunca kesilerek aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Yani şu parçasıyla şu parçasını kesiyor. Sonra bunların şuradan ve şuradan alıyor. Şuraya ve şuraya yapıştırıyor. Burada bilmemiz gerekenler altıgenin bir iç açısı, düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece bir köşesindeki açı. Burayı da şekli yapıştırdıktan sonra
A ile B arasındaki mesafeyi sormuş. Bize bakın burada A ile B noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bakın. Şurası 120 dereceydi, değil mi? Az önce gösterdik. Burası 120 derece. Peki şurası 6, burası 6 ise gene o zaman şekil üzerinde burası 6, burası 6'dır. Başka ne biliyoruz biz burada? Şuranın bakın 6 6, şuranın 6 kök 3 olduğunu biliyoruz. 120'nin karşısı olduğu için o zaman burası da 6 kök 3'tür diyebiliriz. Gelin şunu şuradan şu şekilde uzatalım. Ya bir dik indirelim. 90'ın karşısı 6. Şuraya ne kalıyor? 60. 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Burası 3'tür. 60'ın karşısı da 3 kök 3 mü? Aynı şekilde burada yedirmeye çalışırsak simetriyi zaten. O zaman burası da 3 kök 3 olacaktır. Bize AB uzunluğunu sormuştu. Burası da 6 kök 3'tü. 3 kök 3, 6 kök 3, 3 kök 3 daha. Toplam 12 kök 3. Yani doğru cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. 39. soru. 39. soruda 7 tane özdeş daire verilmiş şu şekilde. Aynı buradaki gibi. Bu 7 tane özdeş daireden adam gelmiş, bir tane şöyle bir şekil yapmış, bir de şöyle bir şekil yapmış. Bu şekillere göre bize bir soru soruyor. Diyor ki şekil 1'i saran ipin uzunluğu, şuradaki ipin uzunluğu 18 artı 6 pi santimetre olduğuna göre şekil 2'yi saran ipin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Ben burada şöyle bir yorum yürüttüm. Hani nasıl bir mantık olur? Siz de düşünün arkadaşlar. Ben dedim ki şunu saran bir tane ip var. Bunu saran ipi şu şekilde umarım düzgün bir şekilde çizebiliriz. Şu şekilde dolandırdık. Alt taraf biraz yamuk oldu ama olsun. Bir de bunu da şu şekilde dolandırırsak. Şöyle gösterelim. Evet. Tamam, başarılı olduk. Evet. Şimdi bu dörtlü daireyi saran ipin çevresini soruyor. İpin uzunluğunu soruyor. Üçlünün ikini vermiş. Şimdi madem öyle, ben diyorum ki şunlar madem teğet, şunların hepsi şu arada kalan boşluklara yani çemberlere değmeyen iplerin hepsinde boyları eşittir. Ve şu değen kısımların toplamı da bunları şu şekilde gösterebiliriz. Şu değen kısımlar var ya arkadaşlar. Çemberin değdiği iplerin uzunlukları toplamından bahsediyorum bakın. Şunların hepsi bu iplerin hepsi de bir çemberi tam dolanır. Yani şu şekilde birleştirirsek tam bir şekilde dolanacaktır. Aynı şekilde buradakiler de öyle. Bakın hep 90 derecelik kısımları değiyor zaten. Şunların hepsi de birleştirilirse bir çemberin bize uzunluğunu verecektir. Çevresinin uzunluğu. Ve yine şunu söyleyebiliriz ki bakın arkadaşlar şurada çembere değmeyen ipler var ya bunların uzunlukları ile şunların uzunlukları aynıdır. Çünkü zaten bakın buralarda teğetler. Madem öyle bunların uzunlukları birbiriyle aynıdır. Şimdi şunlara A diyelim. A ve A diyelim. Şunlara da B, B ve B diyelim. Zaten bu B'lerin hepsi de yani 3B dediğimiz şey bize zaten pi çarpı 2 pi r'yi verecektir. Yani çemberin çevresini verecektir. 2 pi r'yi bir tanesinin çevresini. Şuradakiler de öyle bir tanesinin çevresini verecektir. Yani buralara da C dersek 4C de bana 2 pi r'yi verecektir. Benim bulmam gereken yer şunlar yani A'lar. Bunlara da A dedik. Şimdi madem öyle birinci şekle bakarsanız 3 tane A var, 3 tane de B var. Bunların toplamı neymiş? 18 artı 6 pi'ymiş. Ben B'lerin çevre olduğunu biliyordum. Buraya 6 pi diyebiliriz. 3 A'ların da ne olduğunu görüyoruz burada. Artık 18 olduğunu görüyoruz. Demek ki A neymiş? 6'ymış. A 6 ise getir yerine yaz. 6 burası, 6 burası, 6 burası, 6 burası etti 24. 24 artı bir de ne vardı? 3 tane B vardı. 3B'nin de zaten 6 pi olduğunu söylemiştik. Doğru cevabın da Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Hani başka şekilde çözülemez mi? Çözülürdü. Ben daha kısa yoldan çözdüm aslında. Bu kısa yolda size anlatırken biraz uzamış olabilir ama bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani mesela şurada 4 tane top değil de şu şekilde 5 tane top olmuş olsaydı ve ben bunların etrafını şu şekilde bir iple dolandırmış olsaydım yine bu ipin şu değen kısımlarının toplamı da sadece bir çemberin etrafını dolanacak büyüklükte olduğunu söyleyebilirdik. Umarım şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Son sorudayız. Bülent yarıçapı 6 birim olan şekildeki verilen kartonu 3 eşit daire dilimine bölmüş. Daha sonra bu daire dilimlerinin uçlarını birleştirerek aşağıdaki gibi 3 tane tabanı olmayan koni şeklinde şapka yapmıştır diyor. Şimdi bu adam bunu 3 tane eşit parçaya ayırmış. Yani şu şekilde. 3 tane eşit parça ve bunların hepsi de 6 6 6 zaten. Yani bu 6'lar nereye denk gelecek? Şunlara mı denk gelecek, değil mi? Şurada bir şu şekilde orta noktasını gösterelim. Şuraya R diyelim. Şimdi öncelikle
Şu da yükseklik lazım bize. Formülünü de vermiş zaten. Pi kare çarpı h bölü 3 diye. Bize sorduğu şey şu. Bülent'in yaptığı koni şeklindeki şapkalardan her birinin hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünebilirim. Öncelikle şu r'yi hesaplamamız gerekiyor. R'yi hesaplayabilmemiz için de şunun çevresini bilmemiz gerekiyor. Şunun tamamının ilk başta şekil bozulmadan önce tamamının çevresi 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 6'dan yani eşittir 12 pi'dir diyebilirim. Bu 12 pi'yi 3 tane eşit parçaya bölmüş bakın burada. Çemberin yayını. 3 tane eşit parçaya bölmüş ve her biri 4 pi uzunlukta mı? 4 pi, 4 pi, 4 pi. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Şurada gördüğünüz şu uzunluk var ya, bu uzunlukların hepsi de 4 pi'dir. Şunların hepsi de bana 4 pi uzunluğu verir diyebilirim. Aynı şekilde bu da öyle. Madem bunların uzunlukları 4 pi, ben r'sini hesaplayabilirim. 2 pi çarpı r1 diyelim şuna diğer r ile karışmasın. 2 pi çarpı r1 eşittir 4 pi dersem pi'leri götür. 2 tane r1 eşittir 4 ise r1 neymiş? 2. Yani şunun yarıçapı neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Madem öyle yüksekliğini hesaplayabilirim. Yükseklik de hesaplanır buradan. Nasıl? Burası 2 ise burası 6 ise 6'nın karesi 36. 36'nın 2'nin karesini yani 4'ü çıkar 32. Demek ki şurası kök 32'ymiş. Yani 4 kök 2'ymiş diyebilir miyiz? Gayet de deriz. Bunun bir tanesinin hacmini soruyordu. Artık hacmi hesaplayabiliriz. Hacim eşittir. Neymiş? Pi kare çarpı h. Pi çarpı r'miz neydi? 2. Karesi nedir? 4 çarpı h neydi? Ne bulduk? 4 kök 2 bölü 3 diyeceğiz. Buradan ne gelir? 16 kök 2 bölü 3 pi gelecektir. Bunun bir tanesinin hacmi diyebiliriz. Doğru cevap da A seçeneği olur dedik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım geometri sorularını da gayet güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Hatamız varsa affola. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar diliyorum hayatınızda ve sınavlarınızda.